Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Hız yayınları TET Soru Bankamızın TET kampına hoş geldiniz. Bu videoda 74 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Hocam durmam bile hata haydi. Bir atölyede üretilen bir malın maliyeti x lira, Satış fiyatı da y liraymış. Güzel. Satış fiyatının hesaplanmasında şu iki denklem kullanılmış. Şimdi soruda diyor ki, e, dur bir saniye, bir saniye. Birinci bağıntıyı kullanması daha karlı olduğuna göre. Aa, o zaman birinci bağıntının satışı daha büyüktür. Bitti bu kadar. Çünkü birincisini kullanmak daha karlı ya. Yani 3x eksi 20 büyüktür 2x artı 18'e. 2x artı 18'e. Gençler. Şu 2x'i bu tarafa atalım. X. Şu eksi 20'yi karşıya atalım. Artı 20'den 18 de vardı. 38 mi oldu? X büyüktür 38. Varmış yukarıda X büyüktür 38. Tabii ki var. Cevap. Ceyhan soru bitmiştir. Çünkü benden X için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyordu. Tamam. Güzel bir soru. Şimdi mutlak değer x eşittir 3 ise arkadaşlar x'in alacağı 2 tane değer vardır. Ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Geldik y'yi de bulalım. Mutlak değer y 4 ise ya y 4'tür ya da eksi 4'tür. Ve geldik z'yi bulmaya. Mutlak değer z 5 ise z ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Soru bitti. Şimdi y büyüktür, dur dur dur. Y büyüktür x'ten. O da büyüktür z'den. Şimdi y bir defa 4 olsun dedim. En büyükleri y ya. Y'ye kalkıp da eksi 4 diyecek halim yok. Şimdi x e, 3 mü? Eksi 3 mü? Çarpımları eğer sıfırdan büyükse hepsinin pozitif olması lazım. Ya da ikisinin negatif olması lazım. E hocam hepsinin pozitif olması imkansız. Niçin? Ben x'e 3 dersem o zaman z'nin mecburen eksi 5 olması lazım ki çarpımları sıfırdan büyük olmuyor. Güzel. O zaman zaten y'miz 4'tü. O zaman x'e eksi 3 diyelim. Z de eksi 5 olsun. Şimdi bu kural şunu sağlıyor mu? Evet hocam sağlıyor. X, y, y x'ten büyük. X de z'den büyük. Bakın. E çarpımları sıfırdan büyük mü? E, evet hocam çarp sıfırdan büyük. E soru bitti. Benden bunların toplamını istiyor. 4 eksi 3 eksi 5'in toplamı eksi 4 müdür arkadaşlar? Evet cevap Bursa soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir soruydu değil mi? Çözümünü bu şekilde yapmış olduk. Yine güzel bir soru. Diyor ki sıfırdan farklı gerçel sayılarmış. Kim? X ve Y. Şimdi bir defa Y mutlak değer X'ten büyükse Y'nin pozitif olduğunu çok iyi biliyorum. Y pozitiftir arkadaşlar. Şimdi Y pozitifse herkesi Y ile çarpabilir miyim? Evet çünkü Y pozitif ya. Yön değişmez. Y ile çarptım bu Y bu Y'yi götürdü. X yön değişmez küçüktür. Y ile çarptım. Eksi 3'ye. Hele şu eksi 3 bu tarafa atalım arkadaşlar. Yani x artı 3 y küçüktür 0 oldu. E, x artı 3 y küçüktür 0 şıklarda var mı? Hocam var tabii ki. Cevap denizli soru bitmiştir. Güzel bir soru. 72 tane kalem varmış. X öğrenciye dağıtılacakmış. Tamam arkadaşlar 72'yi bana X'e böler misiniz? X öğrenciye dağıtacağız ya. Tamam. Diyor ki her öğrenci eşit sayıda kalem alacakmış. Tamam işte 72 bölü X. Ve her öğrenci en az 3 tane. Ha 3'ten büyük eşit olacakmış. En çok da 8 kalem alacakmış. Küçük eşittir 8 olacakmış. Gençler sorumu şimdi ben sana soruyorum. Bir defa şu x'in alacağı en büyük değer 24'tür. Evet 72'yi 24'e bölün 3 olur işte. Alacağı en küçük değer de kaç olur arkadaşlar? Nokta nokta nokta. İşte o nokta noktaları dolduracağız. 72'yi neye bölerseniz 8 olur 9'a. Aa güzel. O zaman 24'ten 9'a kadar 72'ye bölünen hangi sayılar var? Soru bitmiştir. 72 24'e bölünür doğru. E, 9'a doğru ineceğiz. Hocam mavi kalemimizi alalım. Teker teker den. 23'e bölmez, 22'ye bölmez, 20'ye bölünmez 72. Ee, 18'e bölünür. Evet hocam. 72 18'e bölündü. 4 4 de 3'ten büyüktür. Başka. Ee, 72 17'ye bölmez, 16'ya bölünmez. 15'e 16 bölünmez, 14'e 15 bölünmez, 14 e bölünmez 13'e bölünmez ama 12'ye bölünür. Evet, 72 bölü 12 6'dır. 11'e bölünmez, 10'a bölünmez. İşte en küçükte 9'a bölünür. Bitti. Alacağı kaç tane değer var arkadaşlar? 4 tane değer var. Cevap Adana soru bitmiştir. Tamam. Hadi. Şimdi bir mutlak değer. Ben 2 ile 3 arasındayım diyorsa şu mutlak değerin içi çok önemlidir. Acaba pozitif mi acaba negatif mi? pozitif için ayrı düşüneceğiz. Negatif için ayrı düşüneceğiz. Durun, silgimi alayım. Altına yazayım. Üste sanırım gözükmedi. Dediniz ki hocam, şu mutlak değerin içindeki sayı ya pozitiftir ya da negatiftir. Pozitifse dışarıya aynen çıkar. Yani x eksi 5 aynen dışarıya çıkardım. Dediniz ki küçüktür. Yani küçük eşittir 3'ten Büyük eşittir. 2'den şu eksi 5'i sağa sola attım. Şurası 7 oldu. Şurası x oldu. Şurası da 8 oldu. Bu bizim birinci ifademiz. İkinci ifademiz ise kırmızı kalemimizi aldık. Şu içindeki negatif de olabilir. Negatif ise dışarı çıkınca eksi ile çarpılır. Yani eksi x artı 5. Yine 3 ile. Yine 2 arasındadır dedim. Şu 5'i sağa sola attım. Şurası ne oldu arkadaşlar? Eksi 3. Şurası eksi x. Ve 5'i sağa attım. Eksi 2 mi oldu? Herkesi eksi ile çarptım. Yani büyük olan küçük oldu. 2 x bu eksi ile çarptım. 3 o da büyük oldu. Soru bitti. X'im ya 2 ile 3 arasındadır. Ya da 7 ile 8 arasındadır. 2 ve 3 ve 7 ile 8 arası. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın 2 ile 3 arası. 7 ile 8 arası. Cevap Edirne. Soru bitmiştir. Tamam. Bir terazi bozuk olduğu için 7 kilograma kadar fazla, 5 kilograma kadar da eksik tartmaktaymış. Şimdi gençler 50 kilogramı düşünelim. 50 kilogram 7 kilograma kadar fazla tartarsa o zaman alacağı en büyük değer 57'dir. E 5 kilograma kadar da eksik tartıyordu hani. O zaman 50'den 5 çıkartırsa alacağı en küçük değer de 45'tir. Güzel. Şimdi geldik 60 kilogramı tartmaya. 60 kilogram da arkadaşlar alacağı en büyük değer e, 7 kilograma kadar fazla tartıyordu. Hani e, 60'a 7 ekleyelim. 67 bu en fazla. En az da 5 kilograma kadar eksik tartmıyor muydu? 60'dan 5 çıktı 55 mi kaldı? Tamam ah toplayalım. Diyor ki tartıların tartılıp sonuçların toplandığında sonuç hangisi olabilir diyor. Benden bunu istiyor. Toplayın arkadaşlar. Bunların toplamı kaç oldu? 100 mü oldu? Evet. X artıya alacağı en büyük değerde şu ikisini toplar mısınız arkadaşlar? Kaç oldu? Lola, lola, 124. <laughs> tamam, 124. <laughs> alacağı en büyük değer 124, alacağı en küçük en küçüklerde de 100. 100'den 124 arasında şıklarda ne var? Hocam 123 var. Cevap Ceyhan. Evet. Soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir soru değil mi? X ve Y birer gerçel sayımış. Diyor ki ifadesinin en küçük değeri kaçtır diyor. Yani benden 3x eksi 2 yerin e, sonucunu istiyor. Önce bir 3x'i bulalım. Önce bir x'i bulalım. Arkadaşlar 1 bölü x 1 bölü 3'ten küçükse ters çevirdiğiniz zaman yön değişmez mi? Yani x büyüktür 3 olur. Bitti. Sonra e, herkesi bir 3'ten çarpalım mı? Hocam 3'ten çarpalım. Şurası 3x büyüktür 9 oldu. Güzel. Bu bir kenarda dursun. Şimdi geldik y'yi bulmaya. Bunları ters çevirdiğimiz zaman yönde değişme olmaz mı? Evet hocam. Bu 1 bölü y büyüktür 1 bölü 6 ise o zaman y küçüktür 6 olur. Benden ne istiyorsun? Eksi 2y'yi bana bunu eksi 2 ile çarpar mısınız? Yani eksi 2y yön değiştirir büyüktür eksi 12 olur. Güzel. Şimdi arkadaşlar bunları alt alta toplayalım. Yani 1, 3x büyüktür 9'u biliyorum. Bir de eksi 2y büyüktür eksi 12'yi biliyorum alt alta toplayalım. Çünkü benden bunların toplamını istiyor. Yani 3x eksi 2y büyüktür. 9'dan eksi 12'nin toplamı eksi 3 değil mi? eksi 3'ten büyükse alacağı en küçük tam sayı değer eksi 3'ten büyüm diyorsa eksi 2'dir. Var mı çıkarda eksi 2? Tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir soruydu değil mi? Çözümünü bu şekilde yapmış olduk. Şimdi şuradan bir x'in aralığını bulalım. Şimdi ne demiş x kare? Şu ikisini de sol tarafa atar mısınız? Eksi x bu sol tarafa artı x diye gelir. Şu 6 sol tarafa eksi 6 diye gelir. Küçüktür 0. Çarpanlarını ayıralım. 3'e eksi 2 çarp eksi 6 topla 1. X'im burada ya eksi 3 çıkar ya da x'im 2 çıkar. Sayı doğrusunda gösterelim. Mm -mm. Şurası eksi 3. A şurası da 2. İşaret artı mıdır arkadaşlar? Artı, eksi, artı. İşaretler x karenin önündeki derecesi büyük olan önündeki bizim işaretimizdir. En sağa yazılır. Ve sonra her kökte işaret değiştirir. Artı, eksi, artı. Biz bunu size eşitsizlikler konusunda göstereceğiz. Ayetinin konusudur. Orada çok rahatlıkla bunu göreceksiniz. Hocam ben şimdiden öğrenmek istiyorum diyen arkadaşlarımız. Eşitsizlikler konusu matematiğin güler yüzü yazın. Mutlaka bir tane videomu görürsünüz. İzleyin çok rahatlıkla anlarsınız. Şimdi ne diyor? Ben sıfırdan küçüğüm diyor. Dikkatiniz mi arkadaşlar? Sıfırdan küçük yani negatif yerler şurası değil mi? Evet hocam. O zaman benim x'im hangi aralıktaymış? Hocam eksi 3'ten 2 aralı. Görüyor musunuz? O zaman eksi 3 ile 2 aralı. bitti. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Ee, Y'nin en büyük ve en küçük değerini. Tamam. Eksi 3 y'yi karşıya atarsam, 3 y neye eşit olur? 2x eksi 1'e. Aa, aa. Yani 2x eksi 1 her tarafı da 3'e bölersem işte y'yi buldum. 2x eksi 1 bölü 3. O zaman şu amacımız a ah şunu elde etmek. 2x eksi 1 bölü 3 elde etmek. Mavi kalemimizi aldık. Öncelikle bana burayı bir 2 ile çarpar mısınız? Hocam eksi 6. 2x ve 4. Sonra ne diyordu? Eksi 1. Herkesten 1 çıkartır mısınız? Eksi 7. 2x eksi 1 ve 3. Sonra herkes bana bir 3'e böler misiniz? Hadi bölü 3, bölü 3 ve bölü 3. Bitti. Şu 2x eksi 1 bölü 3'ün ben y olduğunu biliyor muyum? Yani y. Kimden küçüktür? 1'den küçüktür. Kimden büyüktür? Eksi 7 bölü 3'ten de büyüktür. Arkadaşlar eksi 7 bölü 3'ün eksi 2 küsür olduğunu biliyor muyuz? Eksi 2 küsürden büyükse o zaman alacağı en küçük değer yani minimum değer eksi 2'dir. Alacağı en büyük değer yani maksimum değer e birden küçükse alacağı en büyük değer de sıfırdır. Adam benden bu ikisinin nesini istiyor? Toplamını istiyor. Eksi 2 ile sıfırın toplamı nedir? Hocam eksi 2'dir. Cevap Adana soru bitmiştir. Şimdi x ve y. Eğer diyor ki bu x kare y kareden büyükse Farkını al diyor mutlak değer. Yok y kare daha büyükse görüyor musunuz arkadaşlar? O zaman çarp diyor mutlak değer içerisinde. Buna göre diyor ki x4 y beşgen. Arkadaşlar şimdi x4 y de beşgen. Şimdi ben sana sorumu soruyorum. Y kare mi büyüktür? X kare mi büyüktür? Hocam y kare daha büyüktür. Evet o zaman şu ikinci basamağı kullanacağız. Evet ikinci basamak. Ve diyor ki mutlak değer içerisinde bana x y'yi çarp diyor. Tamam mutlak değer içerisinde x'in çarpınca cevap ne olur? 20 olur. Yani ikinci basamak kullanacağız ve cevap 20. İkinci basamak kullanacağız ve cevap 20. Yani cevap Edirne soru bitmiştir. 10x artı 3y'nin en küçük değeri nedir? Arkadaşlar şimdi bir defa bir 10x dediğine göre bana şunu bir onla bir defa çarpacaksınız. E hadi çarpalım. Onla çarptım ne oldu arkadaşlar? Söyleyin bana. 10 bölü 5'ten 2. 10x. Evet. Küçüktür. Onla çarptım. Onla 1 bölü 2'nin çarpımı da 5 midir arkadaşlar? 10x'i bulduk. Güzel. Şimdi geldik 3y'yi bulmaya. Önce bunları bir ters çevirelim mi? Hocam çevirelim. Y. Bu 1 bölü y'yi ters çevirdik ya oldu. Şu 3 büyükken ters çevirdiğin zaman küçük olur. Yani yönler değişir. Bu 1'i ters çevirince zaten yine 1 olur. Güzel. Bu ne diyor? 3y. Bana bunu 3 çarpar mısınız? Yani 1. Güzel. 3y. 3 ile çarptım. 3 oldu. Benden en küçüklerini istiyorsun. Topla bana bunları. Topladığın zaman 3 büyüktür. Yani 3 küçüktür daha doğrusu. 10x artı 3y. Hiç diğer tarafı aslında yazmasanız da olur. Hadi yine yazalım. X'in toplamı da 8. Sonra bizden en küçük değer istediği için 3'ten büyük alacağı en küçük değer kaçtır? 4'tür. varmış çıkarda 4. Tabii ki var. Cevap denizli soru bitmiştir. Muhteşem bir soru. Şimdi bunun çözümünü birlikte yapalım. Arkadaşlar aa, bu bizim yolumuz olsun. Tamam? Şimdi sorumuzu okuyalım. Bir ilçede yolun 5. Kilometresinde eve ilçemizde. Şurası olsun arkadaşlar. Burası bizim ilçemiz. Tamam. Diyor ki 5. Kilometresinde eve. Yani şurası bizim 5. Kilometrede eve. Diyor ki 15. Kilometresinde de okulu vardır. Ah, Burası da bizim 15. Kilometre. Tamam. Şimdi sorumuzu okuyalım. Evi ile okulun uzaklığı sen bir sen bir sen bir sen, bir, bir, bir. bir öğrenci yolun herhangi bir noktasında herhangi bir noktası şurası olsun Bilmiyoruz ya a buraya da x diyelim ne olduğunu bilmiyoruz Ya da belki de herhangi bir noktası Burası da olabilir Burası da y olsun Hocam niye ev ile okul arasında değil Oğlum ev ile okul arasında olsa ev ile okul arası 10 kilometredir Evet 5 tane 15 arası ne 10 kilometre ama sonra ne diyor 16 kilometre Demek ki ya evden önce olacak ya da okuldan sonra olacak bu arkadaşımız. Ve diyor ki e, buna göre öğrencinin yolun bulunacağı yerlerin kilometre cinsinden ilçeye uzaklığı. Tamam yani X sen Y'yi istiyor bizden toplamını benden istiyor. A ve B'ymiş ben X ve Y dedim. Hadi neyse A ve B diyelim. Tamam ben niye X, Y, dedi, y dedim çünkü başlangıç sonunu hiç okumadığım için. A şurası A olsun A burası da B olsun. <laughs> tamam şimdi şimdi Diyor ki yolun herhangi bir noktasındaki evi ile okulu ok, okuluna uzaklığı 16 kilometreymiş. Şimdi şu adaki mesafe eleman burada olsun. Eve olan uzaklığı 5 eksi a değil mi? 5 eksi a. Ee, okula olan uzaklığı da 15 eksi a değil mi? 15 eksi a eşittir 16 kilometre. Bu bizim birinci denklemimiz. İkinci denklemimiz eleman burada olsun. Bu elemanın okula ula uzaklığı B eksi 15 değil mi? Ee, eve olan uzaklığı da B eksi 5 değil mi? Eşittir. Yine 16 kilometre. <laughs> Buradan A ile B'yi bulalım. Şu ikisinin toplamı eksi 2A. Karşıya attım 2A. 16'yı bu tarafa atacağım. X'in toplamı 20. 16'yı bu tarafa attım. 4 mi oldu arkadaşlar? Evet. A kaç çıktı? Hocam A 2 çıktı. Geldik buraya. Şu X'in toplamı 2B mi arkadaşlar? 2B. Şu X'in toplamı eksi 20. Karşıya attım. Artı 20'den 36 olur. Her tarafı 2'ye böldüm. B kaç oldu? Hocam B 18 oldu. Tamam. Benden aylan ben toplamını istiyordu. Toplamları 20'dir. Varmışlıklarda 20. Tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Güzel bir soru daha. Ondalık kesirlerde yuvarlama yapılırken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk basamağa bakılırmış. Yani virgülün sağına bakılır. Eğer bu 5'e eşit veya 5'ten büyükse <laughs> diyor ki yukarıya yuvarla. Evet. Yani yukarıyı yuvarla, yu, 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 yuvarla ıı, basamaktaki rakam bir bir arttır. Sağındaki rakamın yerine sıfır yazılır. Tamam, doğru. Eğer beşten küçük ise rakam değişmez ve rakamın yerine sıfır yazılır. Tamam, rakamların yerine yani eğer beşten küçükse sıfır yazacakmışım. Şimdi, 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 şimdi. Miray ve Kemal. Arkadaşlar Miray'dan başlayalım. Sırasıyla 17 dememe. Şimdi 17 demeyse ben diyorum ki bu büyük ihtimalle 17 buçuktan küçüktür. Evet 17 buçuk değildir. Çünkü 17 buçuk olsa 18'e yuvarlayacaksınız. Ama 16 buçuktan da büyük eşittir. 16 buçuktan büyük eşit ki 5 olduğu için hatırlarsanız dedim ki onu yukarıya tamamla. Yani 17'ye tamamla. Bakın 17 oldu. Tamam. Ama 17 buçuktan küçükse 17,4 gibi bir şeydir. O zaman virgülün sağındakini siliyorduk. Yani yerine sıfır koyuyorduk. Tamam. Şimdi geldik. Ee, pardon bu Kemal'dı. Özür. Ben Miray dedim. İlki Kemal'mış. Önemli değil gerçi. Ah, bu bizim kemalımız. Şimdi geldik Miray'a. Miray da 16 DM olarak hesaplanmış. O zaman bu 16 buçuktan küçüktür, eşit değildir. Ama 15 buçuktan da büyük eşittir. Tamam? Aa, büyük eşittir. Çünkü 15 buçuk olursa 16'ya tamamlayacaksınız. Bakın 16. Gördünüz mü? Şimdi ne diyor benden? İkisinin boyları toplamının. Bana bunları toplar mısınız arkadaşlar? Hocam toplayalım. Ee, 30 kim oldu? 32. Eşlik varsa vardır. Kemal artı Miray. Tamam küçüktür. İkisinde eşlik yoksa yoktur zaten. 34 mi oldu? Evet. Bu bizim neyimiz? Desimetre. Adam ne istiyor? Santimetre. He, ondan çarpar mısınız? Ondan çarptım. Burası ne oldu arkadaşlar? 320. Ondan çarptım. Putay burada eşitlik de var. Kemal artı Miray. Aa, aa. Küçüktür. Ondan çarptım. 340 mı oldu? Yani 320 ile 340 arası ama 320 dahi. Var mı böyle bir şey şıklarda? Hocam var mı ne kelime? Cevap Edirne, soru bitmiştir. Var mı arkadaşlar bir sıkıntı? Mantık bu, olay bu. Tamam.